Nöro çeşitliliğin eğitimdeki çıkarımları nedir? Nöro çeşitlilikten ilham alan eğitimciler her bir çocuğun benzersiz beynine karşı derin bir sorumluluk duyacak ve ona uygun şartlar içinde desteklemek için en iyi şekilde farklılaştırılmış değişik bir öğrenme ortamı oluşturmanın yollarını arayacaklar. Çocuklarla çalışırken onların farklı engellilik kategorilerine koymak, demode araçları ve lisanı kullanmak yerine eğitimi farklılaştıran bu ekoloji hareketinin sağladığı araçları kullanacak ve çocukların sınıfta daha başarılı olmalarına yardımcı olabilecektir. Öğretmenler bu bakışı benimsedikçe çocuğun engelini tedavi etmeye, düzeltmeye, tamir etmeye, çare olmaya ve hatta ıslah etmeye çalışmaktan uzaklaşıp daha insani ve yaratıcı bir yaklaşım, model uygulamalara yönelebilecektir. Eski modelde çocuklar normlara yaklaştırılır, aşamalardan geçirilir ve beceri kazandırılmaya dayalı çalışmalar yapılırdı. Ve bütün bu öğrenciler engellerine rağmen öğrenebilir, başarabilir, üretici bir hayat için öğrenebilir klişesiyle mücadele etmelerine yardımcı olunur. Özel eğitim toplantılarında sadece öğrenci hakkında konuşurken çoğunlukla onun yapamadığı eksiklikleri ve yetersizlikleri yerine konuşulur. Ve ona bu beceriler kazandırılmaya çalışılır. Öğretmenler BEP toplantısında çocuğa dair olumlu bilgilerle, yapabildikleriyle, güçlü ilgi ve pozitif gözlemlerle karşılaşmazlar. Güçlü yönlerine dayalı çocuğun yetenekli olduğu becerilere odaklanılmaz bile. Çocukla ilgili olumlu etkinliklere dayalı bir strateji izlenilmezdi. Öğretmenler bunun yerine optimal gelişim için öğrencilerin benzersiz ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaları farklılaştırılmış stratejiler uygulamalıdır. Bu bakış açısı büyük bir değer taşımaktadır. Önemli olan otizmin temel özelliklerini azaltmak için tedaviler aramak değildir. Odak noktası otizmli bireyleri kabul etmeye, bazen toplumsal normların dışında düşünebilen, davranabilen bireyler olarak onlara saygı duymaya çabalamaktır. Bu tamamen eksiklik ve bozukluklara odaklanmak yerine otizmli bireylerin düşünüş şeklindeki gücü de tanımlamamıza olanak sağlar. Ayrıca normal diye tanımladığımız çocukların da daha farklı özelliklerini tanımamıza, anlamamıza yol açar. Onların da normal ya da anormal olarak sınıflandırmaları yerine her bireyin gerçekten özel ilgileri olan, farklı yetenekleri ve becerileri olan bir insan olarak tanımamızı sağlar. Otizmli ya da zihinsel engelli diye sınıflandırmak yerine nöro çeşitlilik içerisindeki konumuna bakmak gerekir. Otizmle ilişkili özellikleri yok etmek adına sürekli mücadele etmektense bu özellikleri kavranmasını, kabul edilmesini sağlar. Bazılarımız için farklılık ve sorun olarak görülen bir şey, bazılarımız için güçlülük belirtisi olabilir. Yani nöro çeşitlilik otizmli bireylerin ya da gelişimsel risk altındaki bireylerin karşılaştıkları zorlukları inkar etmez. Fakat bu bireylerin toplumda yollarını bulabilmeleri ve potansiyel olarak ilerleyebilmeleri için dünyayı değişiklikler yapmaya çağırır. Her bir öğrenci hakkında neyin eşsiz ve pozitif olduğuna işaret eden öğretim müdahalelerinin geliştirilmesini sağlar. Güçlü yönlere dayalı eğitim veren okulların daha pozitif bireysel eğitim programları oluşturmasına, eğitimcilerin her bir öğrencinin güçlü yönlerini tam olarak belirlemede ve kendi çalışmalarını anlamlı şekilde dahil etmede kullanabileceği farklı eğitim araç, gereç ve yöntemleri önerir. Aslında yapılması gereken bu çocuklar için geliştirilmiş güçlü yönler kontrol listelerinden yararlanmak, bireyselleştirilmiş eğitim planlarını yapamadığı eksik geri kalmış gelişimsel beceri analizleri yerine ev, okul ve sosyal hayatta güçlü ilgileri yapabildikleri üzerine beceri analizleri yapmak, çocuklara gerekli çevresel düzenlemelerden faydalanmalarını sağlamaktır. Bunun için eksikliklere, yetmezliklere ve bozukluklara dayanmayan yeni bir paradigmayı benimsemeye acil ihtiyacımız var. Herkesin ciddi bir öz eleştiri sürecinden geçerek kafasındaki engellilik söyleminden nöro çeşitlilik söylemine geçilmesine yardımcı olunması gerekiyor. Eksikleri bulunan öğrencilere yardımcı olmada anahtar kavramın yapabildiğiniz ölçüde öğrencilerin güçlü yönlerini bulup çıkarmak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde biz eğitimci terapistlerin de güçlü yönlere dayalı stratejileri benimsememiz gerekiyor. Kusurlar, bozukluklar, hastalıklar asla görünmeyen veya yokluğunda hayal bile edilmeyen potansiyel güçleri, gelişimleri, değişimleri, hayat şekillerini ortaya çıkaran paradoksal, mantığa aykırı bir rol oynayabilir, diyor nörolog Oliver Sacks. Sonuç olarak biz nöro çeşitlilik bakış açısını benimsemek ve öncelikle bu çocukların okulda ve hayatta gerçekten başarılı olmalarını istiyorsak, güçlü yönlerinin, ilgilerinin ve yeteneklerinin kapsamlı bir listesini bütünle yapmaya ihtiyacımız var. Hatta normal diye düşündüğümüz çocuklarda bile. Bu değişimleri onların yapması çok zor gibi görünüyor. Bu zorluklarla baş edebilmek için değişiklikler yapmak ve bu bireyleri desteklemek herkesin sorumluluğundadır. Bunun için yapılması gereken iki durum var. Birincisi eğitim, şart ve ikincisi bu bireyler ile genel popülasyon arasında pozitif iletişim kurulması ve bu bakış açısının benimsenmesi gerekmektedir. Toplumun geneli ne kadar bilir ve anlarsa o kadar farkındalık yaratılır. İspanyol cello virtüözü Pablo Casals'ın bir sözüyle bitirelim. Çocuklara neleri öğreteceğiz? 2x2'nin 4 ettiğini mi? Paris'in Fransa'nın başkenti olduğunu mu? Onlara ne olduğunu ne zaman öğreteceğiz? Her birine söylemek zorunda olduğumuz şey
tırnak içinde ne olduğunu biliyor musun? Sen bir mucizesin. Sen eşsizsin. Bunca geçen yılda senin gibi bir çocuk dünyaya asla gelmedi. Sen bir Shakespeare, bir Michelangelo, bir Beethoven olabilirsin. Her şey olma kapasitesine sahipsin. Evet, sen bir mucizesin olmalıdır. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye autismtv.com adresinden ulaşabilirsin. Saygılar.